Hepinizin bayramını yürekten kutluyoruz. Tabii bayramlar iyimserlik günleri. Toplumların iyimserliklerini ateşlediği günler. Yüzlerce Vatan Partisi üyesi bayramlaşma programında bir araya geldi. Bugün Türkiye'de de aslında bütün mücadele, işte sınıfsal, milli falan bir kenara, iyimserlerle karamsarlar arasında. Bir iyimserler var, Türkiye'nin geleceğinde umutlu, Türk milletine güvenen, insanlığa güvenen, Asya'ya güvenen bir iyimserler var. Bir de her gün yatıp kalkıp böyle karamsar, umutsuz, Türk milletine söven bir grup var. Onların tabii sınıfsal özellikleri var. Amerikancı, Biden tayfası diyoruz biz onlara. Mücadelede onlar arasında. Parti üyeleriyle bayramlaşan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, bayramların iyimserlik günleri olduğunu söyledi. Perinçek, partisinin en önemli özelliğinin iyimserliği ateşlemesi olduğunu vurguladı. Partimizin en önemli özelliği iyimserliği ateşlemesi. Onun için bu bayramda bizim bayramımız, bizim günümüz. Türkiye'nin geleceğini biliyoruz, görüyoruz. Türkiye zincirlerini kırıyor. Asya'ya yönelen bir iyimserlik olduğunu ifade eden Perinçek, bu süreçte Vatan Partisi'nin anahtar bir rol oynayacağını vurguladı. 15 Mart 2014 bizim Silivri Duvarı'nı yıkmamız, arkasından 24 Temmuz 2015'te hükümetimizin PKK'yı toprağa gömme, hendeklere gömme kararı almasından bu yana Türkiye zincirlerini kırıyor. Çok önemli bir tarih, 15-16 Temmuz gecesi. Gladio'yu Türkiye ezdi, silahla ezdi, perişan etti. Bu NATO tarihinde bir ilk. Bu da Türklere düştü, bizim milletimize düştü. Ve o tarihten itibaren de Türkiye'de Amerika'nın bir silahlı gücü kalmadı. Türkiye'nin önü açıldı. Vatan Partisi lideri Türkiye'nin zincirlerini kırdığını, üreticilerin milli hükümetine doğru gidildiğine dikkat çekti. Ve bu süreçte üreticilerin milli hükümetine gidiyoruz. Ve üreticilerin milli hükümetinde Vatan Partisi anahtar bir rol oynayacak. Onun için büyük sorumluluklar omuzlarımızda, büyük görevler omuzlarımızda, aynı zamanda umutlar yüreklerimizde, bilincimizde. Bayramınızı yürekten duygularla hepinizin kutluyoruz. Bayramlaşma programında Görev Vakfı'nın başlattığı tarihi bina kampanyası hakkında da bilgi verildi. Vatan Partisi Genel Sayman Vekili Yıldırım Gençer, hedefin Mayıs ayında 14 milyon liraya ulaşmak olduğunu söyledi. Nisan ayında ilk hedeflerimizi gerçekleştirdik. O yüzden burada başta il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz ve bütün üyelerimizi bu seferberliği, bu vericiliği, bu fedakarlığı nedeniyle kutlarız. Şimdi bizim önümüzde Nisan ayından çok daha fazla çalışmamız, Nisan ayından çok daha fazla emek göstermemiz gereken bir Mayıs ayı var. Mayıs ayında 25 günümüz var. Bu 25 günde hedefimiz 14 milyon TL'lik hedefe ulaşmaktır.